Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Karatepe köyündeyiz. Karatepe ismi eski ismiyle Keziriç. Kesiriç köyündeyiz. Bugün Çelik ailesindeyiz Karatepe köyünde. Sağ olsun Ahmet abi kahve ikram etti. Biz de davetine geldik. Hem kahvemi içiyoruz hem de sohbet edeceğiz. Evet, Allah razı Ahmet olsun. abi biraz gurbetliği anlat abim. Gurbetlik nasıl geçiyor? Şimdi Orada neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? şöyle anlatayım ben Davut Bey. Gurbetin zaten hüzünlü olduğunu herkes biliyor. Gurbetin nasıl olduğunu herkes biliyor. Evet. Bunu anlatmaya da gerek yok. Sadece bir farklılık şu. Ayrılık tabii ki zor bir şey. Çünkü doğma büyüme buradasın. Buradan 22 yaşında burayı terk etmişsin. Burada büyümüşsün. Burada yaşamışsın. Çocukluğun burada geçmiş. Annen baban hep buradalardı. Evet. Velhasıl kelam işte oraya gittiği zaman daha bir farklı oluyor. Yine gözün arkanda kalıyor. Ama yine de Allah kimsenin yokluğunu vermesin. Gittiğimize de pişman olmadık. Çoluğumuz oldu, çocuğumuz oldu, kazancımız oldu. Kimseye muhtaç olmadı, çok şükür olsun. Halimize şükür olsun. Rabbim verdiğine şükür olsun. Evet, kaç kardeşsin? Diğer kardeşlerin yurt dışında Biz var mı? Buradalar mı? yurt dışında aşağı yukarı hepsi de yurt dışında. Üç bacıyız. İkisi rahmetli oldu. Allah rahmet Allah eylesin. rahmet eylesin. Bir tanesi hayatta, evde yakın, en aşağısında. 7 kardeşiz, biri üvey. Evet. Babamız 2 evlilik yapmış, analarımız ölmüş. Doğru. Annemi almış. 6 öz annemizden, bir de üvey kardeşimizden. O da vefat etti. Çocuklara var şu anda, izindeler. Ondan sonra öbürü bir tanesi var Hollanda'da. En küçüğüm, benim küçüğüm var, o da Hollanda'da. Bir tane polis memur var, emekli oldu. Şimdi şu anda köyde. En küçüğümüz de Fransa'da. Biri ben, bir de en ufağımız. Aynı Evet. kardeşlerine evlendik. İki bacı yani. Büyüğü ben de, en küçükler de küçük kardeşim de. Bacanak ayrıca. Evet. Kaç Böyle gündür işte. buradasın? Ben ilk defa 30 senedir 3 aylığına geldim. 3 aylığına 3 ayın geldin. 6. 20'sinde buradaydım. Evet. Dönecektim, geri vazgeçtim, dönmedim. Çocuk dedi, baba gitme, burada kal, yeter artık dedi, çok çalıştın falan. İyiydik, biz de kaldık burada 9. ayın 20'sine kadar, Allah razı olsun. Evet, 9. ayın 20'sinde gideceksin. Yeni sene yine ne zaman Orayı ne geleceksin? zaman gösterecek. Evet, Her zaman sene her sene gösterecek. izin olduğu zaman biraz insan, bir de 3 ay kaldık ya. Evet. Bunun bedelini ödemek lazım. Oraya varınca çok çalışmak lazım. Doğru. Yani 3 aylığın Doğru. bedelini çıkarmadan izin olmaz. Doğru Belki abim. yeni sene gelmeyeceğim, öbür sene gelir. Belki Allah bilir. Zaman ne Evet, gösterecek. yurt dışında gurbette yaşayan şöyle bu sene köye izine gelemeyenlere bir selam gönder buradan televizyonumuz aracılığıyla. Evet. Bu seneki izine gelen kardeşlerimizin çoğu zaten geldi. Geçen sene gelemeyenler bu sene virüs dolayısıyla, pandemiden dolayı gelemeyenler bu sene geldi. Gerçekten köyümüz çok kalabalıktı. Herkesle görüşme zamanımız oldu, tanışma zamanımız oldu, konuşma zamanımız oldu, hasret giderme zamanımız oldu. Gelmeyenlere de inşallah yeni seneye Allah nasip eder inşallah, o zamanlar görüşürüz. Evet, çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim sizler de bizi davetime buyurduğunuz için, buraya kadar geldiğiniz, emek sarf ettiğiniz için Allah sizlerden de razı olsun. Ha, ben selam göstermek istiyorum. Böyle yeter mi? Ha. Kime yollayacağız selamları? Bacım, Avrupa'da kimin varsa hepsine selam göndereceğim. Esattan mı diyorsunuz? Vallahi hadi, kamera görmüyor musun? Böyle devamlı çekiyorsunuz Ha. koy koy. Öyle mi diyor? Hatıra kalır ya. Ne söyleyeyim, bir Mustafa'm var Almanya'da, kardeşlerim var. Fransa'da. Ha. Fransa'da var, Almanya'da, Hollanda'da dol. Bende kardeş mi yok, Allah canlarını saysın. Ha. Mevlam cümlesinin yavrusuyla ya Resulallah. Allah'ım içi de beninkilerin Ha. esirgesin ya Rabbim. Ha. Doya doya gözlerinden öperim. Zaten hep yarısı burada, yarısı da Avrupa'da. Ha. Yarısı da yakında telefonu. Ne diyor? Ne diyor? Yarısı da yakında gidecekler. He, yarısı da yakında Nereye geçin? gidecekler. Allah izin Ha. verir. Adı neydi? Yozgat TV. Adı neydi? Ama Davut. Ha, Davut.
Ne biliyorsun sen? Her yerde internette görüyorum. İşte sen söyle. Ben ne söyleyeyim? Asubay oğlum var, ona selam söyle. O daha dün gitti. Osman'a selam söyle. Osman'a selam der, gözlerinden öperim. Ha. Çocukların gözlerinden öperim. Ama bu televizyonda Allah sağlık sıhhatlık versin kurban ama olduğum Allah'ım. Ama. Kimseye zarar ziyan göstermesin. Ama. Hep yolculara güle güle gidip gelmek nasip etsin. Biraz da şu yana çevir kaç. Dur, esası burada. Esas ha. Ha, kale burada. Buyur bayım. Cidden sen konuş. Ne konuşayım ben ya? Avrupa'da kimin var, kimin yok, ben ne bileyim, sen konuşacaksın. Hayır, Avrupa'da adamlara selam eder. Vatandaşlarımıza değil. Vatandaşlarımıza selam eder. Gönüllerimize değil. Gönüllerimize. Hepsine de selam ediyorum. Hatirlerini soruyorum. Allah razı olsun. Sen de bunu şey ettiğin için sana da Allah razı olsun. Ahmet'im. Hadi Allah'a emanet olun. Cümlemizin yarabbim. Niye kaçıyorsun? Gel, gel, gel. Sen niye geldin? Sen yeni geldin. İşte seni röportaj yapacağım. Sen de yap Bahar'ı. Sen de bir selam ver. Ne söyleyeyim ben? Sen selam götürdün. Hele hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Ben de daha dün geldim vatanıma. Gel, sen nereye kaçıyorsun? Allah herkese nasip etsin inşallah. Esas sana bulamadım, gel. Yiyecekler. O kimsin? Yeni geldin mi? Yok. Yurt dışı için mi çekiyorsun? He, yurt dışı için. Yurt dışında bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime, vatandaşlarımıza hepsine de bol selam söylüyorum. Nasıl, köyümüzde memnun musunuz? Kardeşlerimize ne, bol selamlar olsun. Evet, olsun. Yolumuz yapılmış, köyümüz çok güzel, havası mis gibi. Türkiye'de memnun musunuz? Çok memnunum. İkinci gelişim, zaten Antalya'daydım, gittim tekrar geldim. Ha, hoş bulduk. Dayanamadım. Memnun olmasan bak çek kızım. Türkiye'nin en çok nesinde ben, nerenin memnun ettin? Kızımın eltileri. Vallahi vatanım, bilmiyorum, her şeyinden memnunum ben. Niyinden memnun olmayayım ki? Şikayetçi olanlar bence hata ediyor. Doğrudur. Bence bak, her şeyinden memnunum. Size katılıyorum, doğrudur. Allah razı olsun. Evet. Hanımımı konuşalım. Sen var ya, esas televizyoncu benim de sen tam yakaladın beni. İnan ki çok inanıyor. Tesadüf olacak. Sunucu diyoruz. Ben sunucu diyorum. Hayır, ama senin şeyi yapılan sunuculuk. Niye? Olmaz. Hanımınla sunuculuk olmaz. Şimdi ben yapacağım burada. Hayır, hanım buyur. Evet. Torpil mi oluyor? Evet, torpil oluyor. Şimdi olmaz. Şimdi torpil falan geçer, olmaz. Evet. Bu röportaj yurt dışı için. Evet. Diyeceğin bir şeyler var mı? Diyeceğim, köyümüz çok güzel bir köy. Çok seviyorum köyümü. Ben kendim Avrupa'da büyüdüm. 5 yaşında gittim. Ve orada eğitimi orada gördüm. Ama köyüm hiçbir şey tutmuyor. Yani ne Fransa, ne kaldığım kent, ne Paris'i, ne Türkiye'm hiçbir şey tutmuyor. Evet, köyümü de hiçbir şey tutmuyor. Evet. Çok seviyorum köyümü. Cennet ülkemi çok seviyorum. Mi? Evet. Çok güzel. Cumhurbaşkanımızı da çok seviyoruz. Evet. Hepsinden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızı da çok seviyoruz. Evet, çok Türkiye'miz güzel. Türkiye'miz cennet bir ülkedir. Evet. Allah var, yani bozmasın güzelimizi. Amin, amin inşallah. İnşallah herkes de bizimki gibi yurt dışında olduğumuz için belki de kıymetini daha fazla biliyoruz. Evet. Yani burada olanlar belki o kadar bilmiyordur. Sizlere söylüyorum eltilerim. Niye bilmiyor? Tamam. Bilmiyorum. Vatanımız gerçekten çok güzel. Cennet vatanımız gerçekten çok güzel. Allah'ın şimdi hatun, tam ya aradım. Ben sana ne diyordum? Seni ben televizyonlara çıkaracağım diyor muydum? Ha, sürpriz yakaladın mı ben şimdi? Evet. Dedim lan. Doktor hastanın ayağına gelirmiş. Ama yani dur, duracak dur. Herkes acele etmesin. Daha zamanımız sizinki var değil mi Davut Bey? Öyle mi geldiniz? Aşağıda mi? Şeyde, köyde çekim yapıyorlarmış da eve getirdim. Hikayemizi anlatacaktım. Sen buradaymışsın. Allah, şimdi anlatmayın şu hikayemizi. Anlatayım mı, anlatmayın? Sen de yaşa. Sen şeyleklerimiz var ya, onda konuşmaya kalmıyor. 70 yaşında, 80 yaşında. Evet. Şimdi Davut Bey, ben bir geçmişimi anlatayım. Ama yok, çak sürmez. Dinleyeceksen sana, yoksa gidiyorum bak valla. Hadi dinliyor. Dinliyorlar. Daha ben askerden geldim, yurt dışına gitmedim. Ha. Bir sefer yakalandım, geldim. Oradan geldikten sonra tabii yine gitmek için sürekli bu işlemlerle uğraşıyorum. Evet. Hanım da daha 17-18 yaşlarında, babasıyla beraber izine geliyorlar. Daha köye adım atmadan, şurada Ünleş diye bir köy var ya. Bilirim. Ha, o köye geldi. Evet. Bizim kaybabanızın arabası Renault Stage'in o zamanlar hararet yapmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.
yere sarıldım, ey can sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır, ey hude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Evet sevgili izleyicilerimiz, Konuklar Kasabası'ndayız. Konuklar Kasabası'nın yeni tanıtım programı önümüzdeki günlerde hazırlayacağız. Lakin bize Konuklar Kasabası'ndan bir baba yiğit lazım. Baba yiğit dediğimiz neydi? Böyle kalıplı biri değil tabii ki. Baba yiğit dediğimiz bu kasabanın yeni tanıtım ücretini karşılayan kişiye biz sponsor diyoruz. Evet, bize Konuklar Kasabası'ndan bir baba yiğit lazım yeni tanıtım çekim için. Ekrandaki iletişim numarasından WhatsApp'tan bize yazarak ulaşıp Konuklar Kasabası'nın yeni tanıtım çekimine sponsor olabilir, kasabanıza katkı sağlayabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Konuklar Kasabası'ndayız. Konuklar Kasabası'nın yeni tanıtım programı çekimi için bize bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Ekrandaki... Evet, aleyküm selam. Evet, baba yiğit kimdi? Bu kasabanın tanıtım ücretini karşılayan kişiye baba yiğit diyoruz ve bize de bir baba yiğit lazım. Evet, Konuklar Kasabası'nın yeni tanıtım çekimi için bize bir baba yiğit lazım. Gel abi, iki sohbet edek, gel. Ne oluyor arabanın içinden böyle konuşuyorsun ya? Nereden takip ediyorsun abim? Seni Almanya'dan takip ediyorum. He. Emin Kılıç var ya. Emin Kılıç, evet, evet abim. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Ben... Memleketten geliyorum, köyleri ziyarete geldim. Çok güzel abim. Sen nereliydin? Ben normal kesmiştim. Kaletepe köyünde. He. Ziyarete geldik işte, akrabalar. He. Aynen öyle. Oo, sen şimdi Kesirici'ye mi geçiyorsun? Aynen. Kesirici'ye geçeceğim. Lekçi'ye geçeceğim. Akrabaları ziyaret ettik tekrar. Anladım. Çok güzel abim. Çok güzel. Çok güzel. Ben de bugün Kesiriş'te çekim yapacağım. Çay yaparsan içerik. İnşallah. Yarım saat sonra oradayım. Tamam abim, görüşürüz. Evet sevgili izleyicilerimiz, neredeyiz? Konuklar Beldesi'ndeyiz. Kasabasındayız. Buradan da Konuklar Kasabası gurbetçilerine selam olsun diyoruz. Evet, bize Konuklar Kasabası'ndan bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu kasabanın tanıtım ücretini karşılayan kişiye baba yiğit denir. Yani ücret dediysek öyle aham şaham bir ücret değil. Yani tanıtım ücreti 1000 TL. Yani yurt dışı parasıyla 100 euro, Türk parasıyla 1000 TL bir tanıtım ücreti masrafı çıkıyor. Ekrandaki iletişim numarasından WhatsApp'tan bizlere ulaşarak kasabanızın tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Türkiye'nin bütün illerinde, Edirne'den Kars'a kadar bütün illerde köy tanıtım programımız devam ediyor. Yine Yozgat'tayız. Yozgat'ın bir köyündeyiz. Yozgat'a bağlı bir köydeyiz. Karakışla köyünde. Karakışla köyü tam Sarıkaya ile Çayıralan arasında.
Menteşe köyünün hemen bu tarafında olan bir köy. Evet. Daha önce bu köye bir fragman çekmiştik. Ondan önce de bu köyün bir tanıtımını yapmıştık. Evet, önümüzdeki günlerde yeni bir tanıtım programı hazırlıyoruz. Neresi için? Karakışla Köyü için. Karakışla Köyü'nün havadan drone çekimi ve röportajlı bir tanıtım programı hazırlayacağız. Bunun için bize bir baba yiğit lazım. Karakışla Köyü'nden bir baba yiğit. Evet, baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Evet, çekim ücretimiz ne kadardı? Bir köy tanıtımının çekim ücreti sadece 1000 TL. Evet, benim de köye bir katkım olsun, bizim köyün ikinci tanıtım programı da çekilsin diyen bir baba yiğit arıyoruz. Ekrandaki WhatsApp'tan ya da iletişim numarasından bizleri arayabilir. Köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Çayıralan ilçesinin yine hangi köyündeyiz? Menteşe köyündeyiz. Menteşe köyünün geçen sene değil de ondan önceki sene birinci tanıtım çekimini yapmıştık. Yine ikinci tanıtımın sonrasında üçüncü tanıtım programı çekilecek Menteşe Köyü için. Evet, Menteşe Köyü'nün detaylı, kapsamlı havadan drone çekimiyle üçüncü tanıtım çekimi için bize bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye biz sponsor diyoruz. Evet, bize Menteşe Köyü'nden bir baba yiğit lazım. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.